Hayır, dalga geçeceğiniz için mahkeme böyle... Estağfurullah, dalga geçmiyoruz. Ciddiye almıyoruz. Orada çok fark var. Yani hanımefendi... Çok ayıp, çok ayıp. Allah aşkına, su yani mahkemesi siz nasıl ciddiye almışsınız? Siz nasıl böyle dalga geçersiniz? Siz o böceğe bana ne diyorsunuz? Ama o böcek, o böceği yiyen kuş, o kuşu yiyen Şahin, o Şahin'i bilmem... Hepimiz birbirimize bağlıyız. Biliyorum, burada konuşunca bana şey muamelesi çekiyorsunuz. İşte entel, dantel, çevreci, işte marjinal vesaire vesaire. Ama ben hakikaten... Bütün bu dosyaları, bu davaları, bu çevre meselelerini okudukça daha da böyle olmaya devam edeceğim. Çünkü olup biten Allah sadece kurtarsın. Birkaç Allah olup Allah biten kurtarsın. Sadece birkaç tane orada yaşayan insan ya da birkaç tane kurbağa ve böcek türü değil. Olup biten kafa yapısıyla, mantaliteyle ilgili bir şey. Ve ben hakikaten şunun altını çizmek istiyorum. Benim derdim Türkiye değil, benim derdim bütün dünyada her türlü, her ülkede bu tür şeyler oluyor. Ve ben Fransa'da da yaşasam aynı şeyi yapardım. Amerika'da da yaşasam, ki Amerika bu konuda en suçlu ülke. Dünyayı, yani küresel ısınma denilen şeyi herhalde kabul ediyorsunuz şeyi, değil mi? Küresel ısınma da Kyoto'yu imzalamadılar, biz imzaladık. Evet. Yani. Hayır, tamam. Küresel ısınma da. O da mı hikaye? Hayır. Türkiye'nin payı ne kadardır, Amerika'nın payı ne kadardır? Biliyor musunuz? Yani. Allah aşkına, bu tarih programı mı şey mi ya? Ay, siz konuyu şey açtınız. Küresel ısınmada Türkiye son 15-20 senede %75 arttırdı. Artsın, ne kadar olur? %500 artsın. Şu anda 17. sıradayız. Dünyayı kirleten. Yangın var diye bağıracağım. 17. mi? 16. sıradayız. Türkiye %1000 artsın. Amerika'nın yine 1000'de 1 olur ya. Ya ne, biz bu futbol maçı mı? Futbol maçı. Biz öndeyiz, onlar arkada. Türk milleti Hasan Keyf halkı mumuşuna layıktır. Dediklerine göre baraj yapılmasın. Elektrik gelmesin, şey olmasın, ya ben otursunlar. Hakikaten konuşmanın hiçbir gereği yok. Yani bunu, gerçekten doğru. Gereği yok. Çünkü yani sözlerimi çarpıtıp Hasan Keyif halkı mağarada mı yaşasına getiriyorsunuz? Elektrik olması oraya gelecek. Yalnız zaten öyle yaşıyorlar. Çünkü 40-50 yıldır bu tür şeyler devam ettiği için ne yatırım yapılıyor, ne otel yapılıyor, ne bir şey yapılıyor onlar. Ben açık bir şey söyleyeceğim. Türkiye biliyorsunuz son yıllarda doğalgaza mahkum oldu. Bunun en önemli sebebi çevreciler. Türkiye'de çok geniş lignit kömürleri var. O lignit kömürlerinden termik santral yaptırılmadığı için Türkiye... Lignit kömürleri? Ya küresel ısınmadan bahsediyorduk demin. Ya ısınırsın. Amerika ısınıyor da biz değiliz. Ya Amerika ne alakası var Amerika'nın Allah aşkına? Amerika zaten örnek diyor. Siz o ülkeyi mi örnek alacaksınız? Böyle bir saçmalık olamaz ya. Her an dayak yiyeceksin. Ya gerçekten Amerika yapıyor biz. Ya Amerika elimiz yapıyor diye... Evet, biraz acıdı. Geçmiş olsun. Hayır. Siz ya, uymayın. Ya açık ve net, bu kadar lignit rezervini biz çevreciler yüzünden kullanamadık ya. CHP geçen seçimlerde ulusal kömür diyordu. Mesela evet. Çevrecilik programı diye bunu yapıyordu. CHP'den aday olan birileri vardı. Zülfiyare Dokunur. Hayır. Neyse, şimdi doğru bu. Belediye seçimleri tamam, zamanında geçmiş seçimleri getirmeyin konuyu ama. Doğalgaz monopollerine mahkum olduk. Bu lignitleri kullanamadığımızda ve bunu çevreciler yüzünden kullanamadık. Ben başbakan olayım. Bütün lignitlerle termik santral yaparım. Ya, umarım tamam, başbakan tamam. Olmazsınız yani. Çok... Bizi böyle başbakanlardan korusun. Sevgili seyirciler, cinayet çıkmak üzere. Cinayet çıkmadan kapatalım. Tarih programı çevre şeyine döndü. Ya baştan beri sana işaret ediyorum, yapma hanımefendiye diyorum. Ya atıyor, ortalığı karıştırıyor. Fitneyi atıyor. Ondan sonra tamam. Yani yok, Pelin Hanım kendi fikrinde, kendi içinde haklıdır. Ancak ben de kendi fikrimde, kendi içimde haklıyım. Yani siz ne kadar kendinizi haklı görüyorsanız ben de o kadar haklı görüyorum. Ve burada dediğim gibi ben dış faktörlerin çok iyi düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Önce öbür dışarıdaki dünyayı kirleten bütün ülkeler adam olsun, ondan sonra biz adam olalım. Ondan sonra da dünya kalmasın. Onlar yok ediyor, biz etmiyoruz ki ya. Onlar yok ediyor diye biz de onlar gibi yok edelim. Ozon tabakasını bir Türkiye'de zaten sanayi yok yani. O zaman bu bakış açısıyla onlar yok ediyor, onlar kirletti, onlar mahvetti, biz de mahvedelim. Hayır bak, ben size şunu söylüyorum. Ben tarihçi olarak şuna inanıyorum. Anladım. Onlar yaptı, geliştiler, biz gelişmedik. Gelişmemiş ülkeleri çevreciler vasıtasıyla gelişmesini engelleyip kendilerine mahkum ediyorlar. Benim fikrim bu. Doğrudur, yanlıştır. Ben buna inanıyorum. Gelen mailler de Allah aşkına tarihe dönün diyorlar. Ben de yangın var diye bağıracağım. Tamam, ben de dönelim. Zaten herhalde evet, bu Erhan hafta... adına özür dilerim hanımefendi. Teşekkür ederim Murat Bey ama. Topaltımımızı söylüyorlar. Ne olmuş? Bu sabaha kadar buradayız. Mumuşun'dan program yapacağız. Mumuşun. kısa bir ara verelim. Biraz sakinleşin.
Ondan sonra birkaç konuyu daha konuşup bu enerji şey dışında ne derler, halkı muma mahkum etme konusu dışında. Pelin Hanım'ın da elini... Yani niye gülüyorsunuz anlamıyorum hayır, ama. Hayır buna kızıyorum. Dönüyor dönüyor buba geliyor yeniden. Elleri şey oldu. Bir de doktor arkadaşı rica edelim ellerine baksınlar. Ya efendim, ne kadar muzur bir insan Allah'ım. Tam enerji bakanı olacak kişi. Veya çevre bakanı.